Evet sevgili dostlarım, hepinize selam, sevgiler sunar, keyifli seyirler dilerim. Kocaeli ilinde güzel sahillerimizi gezmeye devam ediyoruz. Bugün Karamürsel sahil turu yapacağız hep beraber arkadaşlar. En önemli ilçelerinden olan Karamürsel'in sahilinde bir tur atacağız. Karamürsel hakkında da kısa bilgiler vereceğim. Daha sonra Karamürsel belgeseli paylaşacağım. Evet sevgili dostlar, Karamürsel sahilinin sonuna kadar gittik. Oradan geri dönüyoruz arkadaşlar. Birazdan denizle paralel bir şekilde yolculuğumuz devam edecek. Evet dostlarım, Karamürsel'in tarihçesine şöyle bir bakalım. Karamürsel hem tarihi hem coğrafyası yapısından hem de Anadolu'daki çeşitli uygarlıklara bir nevi köprü görevi yaptığından dolayı değişik kültürlerin merkezi haline gelmiştir. Bu nedenle uygarlıkların bahçesi olarak da adlandırabiliriz. Kuzey Anadolu'nun tarihi süreç içindeki yaşam çeşitliliği bizlere bugüne kadar kesintisiz intikal eden kültürel zenginlikler de sağlamıştır. Evet sevgili dostlar, Karamürsel sahilinde yavaş yavaş turumuzu atarken gördüğünüz gibi arkadaşlar, temiz ve düzgün sahillerimizden bir tanesi. Karamürsel'in nüfusu ise 2019 verilerine göre 58 bin civarındaymış arkadaşlar. Coğrafi yapısına bir bakalım. Karamürsel ilçesi idari bakımından Kocaeli'ne bağlı Doğu Marmara Alt Bölgesi'nde İzmit Körfezi'nin güneyinde yer alan bir ilçe merkezidir. Karamürsel'in doğusunda Gölcük, güneyinde İznik, batısında Yalova, kuzeyinde ise Marmara Denizi bulunmaktadır. Bursa, İzmit Karayolu üzerinde İzmit'e 36 kilometre, Yalova'ya 32 kilometre uzaklıktadır. Karamürsel'in kimlik dokusunun ilk oluşumunda halk dilinde Manavlar diye tabir edilen Oğuzların Kayıboyun'dan gelme Türkmen Yörük etnik yapısı büyük bir rol oynamıştır. Evet sevgili dostlar, şimdi Karamürsel sepetine geldik. Karamürsel'in kendine ait eşi benzeri bulunmayan Karamürsel sepeti olarak da adlandırılan özel bir sepeti vardır. Bu sepeti diğer sepetlerden farklı kılan özelliği herhangi bir sapı olmamasıdır. Yandan geçirilen bir ip yardımıyla bele bağlanır. Küçük görünümüne karşın geniş hacmi sayesinde pek çok şey alabilmesiyle nam salmıştır. Bu namı ufacık tefecik gördüğünde beni Karamürsel sepetimi sandın değişini doğurmuştur. Evet, gördüğünüz gibi esprili bir yaklaşım olmuş bu da arkadaşlar. Evet, Karamürsel sahilinin merkezine doğru geldik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yavaş yavaş turumuza devam ediyoruz. Sağ tarafta çay bahçeleri meşhur. Burada biraz özellikle hafta sonları arkadaşlar trafik sorunu oluyor. Eğer gelme imkanınız varsa buraya mutlaka hafta içi gelmeye çalışın. Evet arkadaşlar, Karamürsel sahili de meşhur sahillerimizden bir tanesi. Evet, merkeze doğru gidiyoruz arkadaşlar. Sağlı sollu her türlü lezzet duraklarını burada bulabilirsiniz arkadaşlar.
İzmit Körfezi'nin güney kıyısında bulunan Karamürsel'in sayılı eşsiz doğası ve yeşilliği ile insanları kendine çeken bir yapısı vardır. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar, isteyenlerin piknik, isteyenin yürüyüş yapabileceği, ayrıyetle bisiklete binebileceği çeşitli alternatiflere sahip ender mekanlardan bir tanesi burası arkadaşlar. Evet, otoparkların bulunduğu mevkiye geldik arkadaşlar. Yoğun olduğu zaman burada, bu otoparklarda aracınızı park edip yürüyüş yapabilirsiniz veya gezi yapabilirsiniz. Bizim yolumuz daha devam edecek arkadaşlar. Evet, sağlı sollu palmiye ağaçlarını da görüyorsunuz arkadaşlar. Evet sevgili dostlarım, Karamürsel Halk Plajı, Körfez şeridinde adeta mavi bir inci gibi parlayan bir plajdır. Mavi bayraklı tertemiz sahilleri, billur gibi denizi ve her ihtiyaca cevap veren vazgeçilmez bir plajdır arkadaşlar. Yöre halkını güney sahillerinden kurtarıp buraya çeken bir plaj burası arkadaşlar. Tertemiz, pırıl pırıl, inci gibi bir sahil burası arkadaşlar. Yani özellikle hafta sonları değil de hafta içi eğer plaj keyfi yapmak istiyorsanız, çalışmıyorsanız bu Karamürsel'deki plajı ziyaret edebilirsiniz. Evet, yine gördüğünüz gibi arkadaşlar, sağlı sollu palmiye ağaçları. Nedense ben palmiye ağaçlarını pek sevemedim arkadaşlar. Bunun yerine diğer bizim yöresel ağaçlarımızı burada kullanmış olsaydık bu sahilde daha güzel, daha estetik mi olurdu diye düşünmeden de geçemiyorum. Evet, Karamürsel ve Karamürsel sahili hakkında kısa bilgileri sizlere sundum arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi sağda hemen çocuk oyun park alanları, dinlenme yerleri, yürüyüş parkurları ve bisiklet parkurlarıyla her türlü etkinliğe bizzat ev sahipliği yapıyor arkadaşlar. Ve bayağı da uzun bir sahil arkadaşlar burası. Yeme içme konusunda da zengin bir kültüre sahip. Evet, sağda spor tesislerini görüyorsunuz. Bu hemen soldan Yalova'ya da, İzmit yoluna da, Bursa yoluna da çıkabilirsiniz. Biz sağdan yolumuza devam ediyoruz arkadaşlar. Ve düzenli bir sahil olduğunu zaten gördünüz. Evet, sağda yine basketbol sahalarını görüyorsunuz arkadaşlar. Yöre halkının faydalandığı spor mekanları bunlar. Evet, bizim yolculuğumuz yine devam ediyor arkadaşlar. Evet sevgili dostlarım, daha önce de söylediğim gibi Karamürsel hakkında detaylı bir belgesel hazırlayacağım arkadaşlar. Umarım o belgeseli yayınlarım, sizler de o belgeselden faydalanırsınız. Evet, bayağı uzun bir sahilmiş. İnsanların hoşça vakit geçirecekleri, sakin, huzurlu, yeşille mavinin bir arada buluştuğu bir mekan arkadaşlar buralar. Gerçekten çok hoş. Yani özellikle Kocaeli ilçeleri arasında en güzel sahile sahip diyebilirim. Yeşili, mavisi ve doğallığı çok çok güzel.
Evet sevgili dostlarım, her zaman hatırlattığım gibi yine hatırlatıyorum. Lütfen kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve paylaşmayı unutmayınız. Videoyu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür eder, selam ve sevgilerimi sunarım. Keyifli seyirler diler, hoşça kalın derim.